Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 6 Mayıs Pazartesi Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet, haftanın açılış programında bugün Bursa'da 10 koşulu ve 121 safkanın yer almış olduğu bir program. Yani bayağı bir kalabalık program bizi bekliyor. Haftanın açılışına tabii ki bu biraz kalabalıklık, şartlı bir yarışların biraz bol olması, bölünen şartlı bir yarışları var. Tabii bugün altılığın biraz gidişatını da büyük ihtimalle bu şartlı birler tayin edecek gibi gözüküyor. Ama tabii ki sadece şartlı bir yarışlara odaklanmamak lazım. Genellemeye bakmak lazım. Çünkü genel olarak zor bir yarışlar bizi bekliyor. Tabii İstanbul yarışı programı dün yine pist değişti. Yine bizim işler değişti. Maalesef yapacak bir şey yok. Doğaya karşı gelemeyiz. Ama şunu söyleyeyim. Hani eskilerimiz bilir. Eğer eski oyuncularımız varsa burada bu daha önceleri yağmur olduğu zaman İstanbul'da kum pist iptal olurdu. Çim pisti alınırdı. Bakın bunu ben laf olsun diye söylemiyorum. Daha önce vardı. Yani o bir pist. Yılların pisti. Oturmuş bir pist. Ve kolay kolay yağmurdan etkilenmez. Yani TJK bence yanlış yapıyor. Tamam, sağlık açısından tedbir alıyor. En azından sentetik daha avantajlı, daha sağlıklı olarak önde ama bu zamana kadar herhangi bir kaza olmadı orada. Ben görmedim, duymadım. Eğer duyanız varsa söyleyebilirsiniz. Yani bu tamamen yarışın her türlü gidişatını bozuyor arkadaşlar. Çünkü at çimde koşar, sentetikte adım atmaz, kumda adım atmaz. Yani bu iş böyle. Belki bu çamurlu pistte, çimin çamurlusunda, ağır pistte seven atlar için de bir dezavantaj oluyor. Çünkü onlar da böyle yarışları bekliyor. Ve maalesef onlar da böyle baka kalıyor. Ya ben anlam veremiyorum. Çünkü sadece ağır pistte başarılı olan isimler var. En azından onların şansını tepmemek lazım. Ama öbür pistte İzmir'de olsun, Adana'da olsun kesinlikle çim pistlerin değişmesinden hemfikirim ben. Çünkü tehlikeli, hele İzmir'in virajı inanılmaz berbat. Yani bıçak gibi kayıyor dersek herhalde yeridir yani. Çünkü ben kendim biliyorum, çok da kazaya denk geldim. Allah göstermesin. Kimsenin başına da vermesin. Sakatlık gerçekten kötü. Cana bir şey olmasın. Yani önemli olan bu. Neyse, gelelim, yapacak bir şey yok. TCK'nın vermiş olduğu karara en azından saygı duymak lazım. Bugün dediğim gibi Bursa'da tek bir yarış programımız var. Bugün Amerika yarış programımız yok. Onu söyleyeyim, katıl butonundan üye olan arkadaşlara Philadelphia ve Bill Rogers'ı vermiyorum zaten. Bunu daha öncelerde belirtmiştim. Haftada 4 veya 5 tane yarış programı oluyor. Genelde Amerika'nın o bölgelerini sizlere tahmin olarak veriyorum. Tabii arkadaşlar katıl butonundan sadece üyelikler bu videolardan, programdan öncelik alınıyor. Onu söyleyeyim. Yani ben normalde bu videoları yurt dışı yarış programı öğlen civarında hazırlıyorum zaten. Öğlen civarında da yayınlıyorum. Ama tabii ki sizler göremiyorsunuz. Ancak katıl butonundan üyelik yapmanız gerekiyor. Bu arada katıl butonundan üyelik yapan arkadaşlar bildirimlerini açık bırakmaları lazım. Çünkü oradan ben videoya eklediğim zaman bildirimlerden size haber geliyor. Eğer kapalıysa da haber gelmiyor. Şansınız artık. Onu söyleyeyim. O yüzden bildirimleri açık bırakın. Gelelim bugünkü yarış programımıza. Ve Bursa'da 1. koşudan itibaren başlayalım. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım. 1. koşumuz saatler 13.30'u gösterirken bir Bozdağ koşusuyla başlıyoruz. Şartlı bir 3 yaşlı Arapların 800 metre çimkosuyla. Evet, Bozdağ gerçekten benim de çok beğendiğim kır bir safkandı. Tutumlu ekürüsüne ait ve Ajda'nın gerçekten iyi isimlerinden birisi. Ajda gerçekten bunun annesi de zaten Ajda. Çok güzel taylar, atlar verdi. Çoğu da aygır oldu zaten. Bozdağ, Dayı Bey, yani saymak da bitmez. Gerçi Ajda'nın ben yarışlarını da settim. En azından o dönemlerde vardım yani. Bembeyaz bir attı zaten. Güzel bir yarıştı. Süratli bir safkandı. Yavuzan döneminde de çok koştu. Hatta Yavuzan derece yapmasını istiyorsanız Bozdağ'la beraber koşsun, derece yapsın derlerdi yani o zamanlar. Böyle güzel bir koşuda taylarımız sahaya çıkıyor. Allah ayaklarımızı basılsın. İnşallah kazası belası ve tüyleri kadar para kazansın. Dileğimizi sunalım. Ben burada 3 nolu Kılcal'la başlayacağım. Bu Kaman temsilcisi Mertcan Çelik'le iyi hazırlıklara sahip. Görüntü olarak da oldukça iyi. Bence bugün de ilk şanslı ismi olarak çıkıyor 3 nolu Kılcal. Daha sonra 2 nolu Erdal'ın oğlu bu Avuş temsilcisi de Mustafa Çiçek'le yine şartlara göre bence iyi hazırlıklara sahip bir isim. Daha sonra 7 nolu Doru Prenses bir Gürsül temsilcisi Çetin Ok'la start oluyor. Yine iyi çalışmalara ve iyi görüntüye sahip bir diğer tay. Bir nolu Emrecan Bey. Bakan temsilcisi Tolga Yıldız'la start alacak olan bu safkandan yine iyi görüntüye sahip. Bu arada arkadaşlar bu programlara yeni gelen arkadaşlarım için söyleyeyim. Bu safkanları görmek isterseniz şuradaki tuşlara tıklasanız çıkar arkadaşlar. En azından bakın ben size bir örnek vereyim. Ben de şu biri vereyim, Emrecan Bey'den sonra bir de 4 nolu kollucu. Bu Tamer Oğuz temsilcisi Furkan Kanok'ta yine ön plana aldığım bir diğer safkan. Bakın örnek vereyim ben size bir 3 nolu safkanın idman durumunu buraya tıkladığınız zaman hemen orası çıkacak. Bilmeyen arkadaşlarımız var. Çoğu kişi bilmiyor, bakmıyor da. En azından atın nasıl bir şekil şemalı olduğunu görürsünüz yani. Bu TJK'nın son zamanlarda vermiş olduğu güzel şey. En azından atın şeklini, şemasını buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Yani iyi bir şey diyebilirim. Burada ben 3-2-7-1-4 olarak önereceğim arkadaşlar. Günün ikinci kursu şartlı 4 yaşlı Arapların 2000 metre çim kursuna geldik. Evet, 13 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman birkaç kötü yarışından sonra, kötü yarış diyelim, bir formunda biraz eksiklikler vardı. Son zamanlarda güzel çalışmaları ve son yarıştaki güzel dördüncülüğü ve formunu arttırdığını gördüm. 13 dolu Menemen. Yaşlarının bu havada Menemen iyi gider. Bu Coşartay temsilcisi Mustafa Çiçek'le ben bugün bu safkanın kazanmasını bekliyorum. En azından uygun rakipler arasında ben tek olarak önereceğim. 13 nolu Menemen'i Mustafa Çiçek. Günün 3. kursu şartlı 2-3 yaşlı İngilizlerin 1800 metre kum yarışı ve 9 safkanın yer almış olduğu koşu oldukça zorlu ve çekişmeli bir yarış bizi bekliyor. Ben önce 1 nolu Dan Jones Stockett. Bir Stockett temsilcisi Nevzat Alçay ve Staffan Salkan oldukça iyi durumda ve formda gözüküyor ve mesafeye de yakınlığıyla benim ilk sırada şanslı gördüğüm Salkan. 8 nolu Wolf Stockett, yine bir Stockett temsilcisi. Mertcan Çelik ve Staffan Salkan yine bir yedinciliği var ama Salkan'ın genel durumu iyi ve hazırlıkları iyi olunca da ben bu 8 nolu Wolf Stockett'ı Mertcan Çelik'le yazmanızı önereceğim. Daha sonra 2 nolu Misano, bir Kaneko temsilcisi Cem Altun'la oldukça istikrarlı ve formda görüntüsüyle, bir de 3 nolu Star Happy. Bildiğiniz Borla temsilcisi Tolga Yıldız da Star Happy'nin safkanda yine güzel bir formuyla bence bu grupta dahil edip bu ayağı 1-8-2-3 olarak geçebiliriz. Ama bir iki safkan daha yazalım derseniz bence o da 4 dolu Daytime Fun ve 5 dolu Chiki Gör olarak önerebilirim arkadaşlar. Günün 4. kursu 7'li plaseninde başlangıç ayağı olan şartlı 4-3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre çim koşusu ve 9 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman bir türlü birinciliğe bayağıdır hasret olan ve bu sefer bence bu işi götürecek gibi gözüken 5 dolu Zorro. Otorak temsilcisi Mustafa Çiçek'le artık güzel bir form yakaladı. Bence artık aradığı birinciliği bugün burada kazanmasını bekliyorum. Bulmasını bekliyorum. O yüzden 5 dolu Zorro Mustafa Çiçek'le normal şartlar altında benim banko isimdi ama bazı arkadaşlarımız rakip arayabilir. Ben rakiplerini vereyim. 9 dolu Crazy Amazon, 8 dolu Melina Girl ve 3 nolu Air Fight olarak önerebilirim. Ama 5 bende birkaç adım da olsa ön planda, daha sonra 9-8-3. Günün 5. koşusundan itibaren 2. altılıdan yan ayağımız başlıyor. Yine bir Bozdağ koşusu var. Çarptı bir 3 yaşlı Arapların 800 metre çim koşusuyla. 12 safkanın 12 tayın yer almış olduğu koşuda 3 nolu hızlı çocuk. Bu 6. temsilcisi Mustafa Çiçek'le gerçekten adına yakışır bir hızlılığı var bu safkanın. Bence büyük ihtimalle beyaz bayrak ayna yapabilecek kapasiteye sahip. 2 nolu Atak His, yine bir 6. his temsilcisi Tokaçoğlu'la yine iyi hazırlıklarıyla. 6 nolu Zagros Aslan'ı, bu Yılma Başar temsilcisi de Masum Demirbaş'la yine iyi durumuyla ön plana aldığım bir diğer tay oldu. 3-2-6 öncelikli olarak önerdiğim isimler ama biraz daha açarsak, genişletirsek 10 nolu Nur Banu Sultan, 11 nolu Şah Mühür, 1 nolu Alaaddin olarak önerebilirim arkadaşlar. Günün 6. kursuna geldik. Handikap 16-4 ve yukarı Arapların 1400 metre kum yarışına. Evet, kalabalık yarış programımız gördüğünüz gibi 15 safkanın yer almış olduğu koşuda ben 10 nolu Kutatku, Sarraf temsilcisi bugün Mertcan Çelik ve Staff'la güzel bir form yakaladı. Antalya'da bayağı etkili bir form yakalayıp bu sefer hedefleri Bursa'ya çevirip ve Bursa'da da bir galop yaptı. En azından direkt yarış için gelmedi. En azından bu safkan buraya bir dönüş yaptı. Bir de galobunu gördük. Uygun rakipler arasında bence güzel formuyla bu fırsatı değerlendireceğini düşünüyorum. Ben burada da banko olarak önereceğim. 10 nolu Kutatku'yu Mertcan Çelik'le. Günün 7. koşusuna geldiğimizde handikap 16.3 ve yukarı İngilizlerin 2200 metre uzun mesafeli bir çim yarışımız bizi bekliyor. Evet, burada bir Hotiko satılık gözüküyor. Bakalım kaç paramış. Ucuzsa hemen kapalım. Otobüs o 490 demiş. Pazarlık payı kaç para acaba? Neyse 12 safkanın yer almış olduğu koşuda 4 nolu Torun Yusuf'la başlayıp bu Fasmamız temsilcisi Tokatçoğlu'la güzel bir form yakaladı. Bu mesafeyi de bir pisti de seven bu isim. İyi durumuyla benim ilk sırada şanslı gördüğüm safkan 4 nolu Torun Yusuf. Daha sonra 5 nolu Acartay bir Kalindor temsilcisi Görkem Ötçelik'le Staff Acıkalım safkanda görmüş olduğu yarışlardan sonra toparlanmaya başlayan ve yine bu pistte etkili koşacak isimler arasında bir de Altınoğlu Emin Baba Mendip temsilcisi de Mertcan Çelik de yine istikrarlı ve formda görüntüsüyle ön plana aldığım bir diğer safkan 4, 5, 6 öncelikli olarak yazılması gereken isim 8 nolu Ansaklı ve 2 nolu King Bora'da bayağı geliştirmek isteyenlere önereceğim diğer isimler. Önce 4, 5, 6 daha sonra 8 ve 2 nolu safkanlar. Günün 8. koşusu kısa vade altı 4 ve yukarı Arapların 1700 metre çinkosuna geldik. 1 ve 9'un ekili olduğu 9 safkanın yer almış olduğu bu koşuda 8 nolu Kaşmirtay bu Onur Kamp temsilcisi Onur Yıldız da arka arkaya 2 tane yarışında da ikincilik elde de güzel çalışmaları bence burada kazanmaya oldukça yakın gördüğüm safkan 8 nolu Kaşmirtay oldu. Daha sonra 6 nolu Tatmar Bey efendim temsilcisi Mehmet Salih Çelikli startla alacak olan safkanda yine güzel bir formu var. Eğer pisti biraz da yumuşak ve ağır bulursa da bence işte tadından yenmez kıvamında daha da şanslanır. O yüzden Altınoğlu Tatmar Bey de benim ikinci planda şans verdiğim isim. 3 nolu Arslan Turbo. Bu Turbo temsilcisi Erhan Aktu'yla yine kendine uygun rakipler arasında kendi stilinde bugün etkili bir sprint yapabilir bir isim ve oldukça da formda. Bir de 1 nolu Sinoplu Merve. 9 nolu Şintay'da ekir olan bilgin temsilcisi Nurettin Şen'le güzel formuyla yine iddialı gözüken isim. 8-6-3-1. 8. koşudaki sıralama. Günün 9. koşusu yine Bozdağ koşusunun bölünen bu son ayağında şartlı bir 3 yaşlı Arapların 800 metre çim koşusu. 5 ve 7'nin ekürü olduğu ve 12 tayın yer almış olduğu bu koşuda ben 5 dolu sakallı savaşçı bir silah temsilcisi Nevzat Alçay ile hem ekürü avantajıyla iyi hazırlıklarıyla benim bugün ilk planda ilk olarak önerdiğim isim. Daha sonra 8 dolu Can Mavim. Bir Uçanoğlu temsilcisi Mehmet Salih Çelik de yine uzun zamandan beri itinayla hazırlanan ve bu yarışa hedefleyen 8 nolu Can Mavim yine benim şanslı gördüğüm diğer safka. Yani 5 ve 8 benim biraz daha diğer taylara oranla ön plana çıkan isimler. Ama bu ikilinin dışında da rakip arayanlara da 11 nolu Uçan Balon, 12 nolu Yaren Yar ve 2 nolu Güven Zade önerebileceğim diğer isimler. Günün son koşusuna geldik. Şartlı 4 dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çim koşusuna. Evet kalabalık bayağı kalabalık. 18 safkanın yer almış olduğu bu son koşuda 8 nolu Makul. Hep beraberin güzel temsilcisi Saadettin Boyraz da son güzel birinciliğiyle ve güzel formuyla uygun rakipler arasında burada kazanmaya oldukça yakın gördüğüm isim oldu. 8 nolu Makul. Küçük ve risk sevenler için alternatif olsa bir banko adayım oldu. 8 nolu Makul bence büyük ihtimalle de kazanacak gibi gözüküyor. Ama rakip arıyorum derseniz de 11 nolu High Volume, 4 nolu Pasmira ve 3 nolu Open Your Eyes diğer önereceğim ismi. Yani 8 önce 11, 4, 3 daha sonra isimler. Evet arkadaşlar hemen şablonumuzla paylaşalım. Şimdiden herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşça kalın arkadaşlar.